Bugün biraz geçmişe yolculuk yapalım. Kürdistan topraklarının hepimiz için ne kadar önemli ve vazgeçilmez olduğunu tarihi ve mistik bir açıdan değerlendirelim. Kürdistan toprakları, dünya gizeminin ve kehanetlerinin en önemli coğrafyası konumundadır. Kürdistanlılar, gündelik politik çekişmelerden işin bu tarafını hep ihmal etmişlerdir. Kürdistan coğrafyası kutsallığını bünyesinde sakladığı kutsal emanetlere, gizemlere ve kehanetlere dayandırmaktadır. Söz konusu gizemli olayları, kehanetleri ve kutsal emanetleri sırasıyla anlatmaya çalışalım. Hazreti Nuh'un gemisi Kürdistan'dadır. Bunu bildiğinizi varsayarak. Nuh'un gemisinin Kur'an-ı Kerim'de geçtiği gibi Cudi Dağı'nda olduğunu bilmeyen yoktur. Nuh peygamberin türbesi şu anda Cizre'dedir ve ziyaretçilere açıktır. Mezarı dini referanslara dayandırılarak ortalama 3-5 metre uzunluğundadır ve mezarın yanında ise gemisine ait tahta parçaları bulunmaktadır. Gılgamış'ın ölümsüzlük otu yine Kürdistan'dadır. Biz Türkçe eğitim gören Kürtlerin önemli bir açmazı bulunmaktadır. Ne yazık ki tarihi de Türkçe kaynaklardan öğrenmek zorunda kalıyoruz. Bu yüzden Gılgamış'ın Sümerli ve Sümerlilerin de Kürtlerle bir alakasının olmadığını peşinen kabul etmekteyiz. Tarihin ilk yazılı eseri olan Gılgamış Destanı tamamıyla Kürdistan menşelidir. Nuh tufanının bir benzeri ilk önce bu destanda anlatılmıştır ve Gılgamış ölümsüzlük otunu Kürdistan topraklarında bulup kaybetmiştir. Lokman Hekim'in ölümsüzlük iksirinin kaynağı Kürdistan'dır. Hem Gılgamış hem de Lokman Hekim efsanelerinin kaynağı Şahmeran efsanesidir. Gılgamış'ın bulduğu ölümsüzlük otunu yılan yemiştir. Lokman Hekim'in ölümsüzlük iksirinin formülü ise yine yılanlara dayanmaktadır. Bu iki kaynak ise bütün bilginin kaynağı olarak bilinen Şahmeran efsanesinde anlatılmaktadır. Lokman Hekim'in birçok hayat hikayesi anlatılmakla beraber asıl Lokman Hekim'in Şahmeran'ın beynini yiyen ve dünyadaki bütün bilgiyi öğrenen kişi olduğu Mardin'deki Şahmeran efsanelerinde anlatılmaktadır. Tarsuslular bu efsaneyi Çukurova'ya uyarlayarak sahip çıkmalarına rağmen asıl Şahmeran efsanesi Mardin yöresine aittir. Şahmeran baştan sona bir Kürt efsanesidir. Dolayısıyla Lokman Hekim yani dünya eczacılığının babası ve sembol isminin kaynağı Kürdistan'dır. Lokman Hekim'le Cebrail'in karşılaştığı ve kimilerine göre bir şişede saklı, kimine göre bir kitapta, kimine göre ise Lokman Hekim'in eline yazdığı ve Cebrail tarafından köprüden sulara atılan ölümsüzlük iksirinin atıldığı köprü, Tarsusluların iddia ettiği gibi Çukurova'daki Misis Köprüsü değil, bilakis Hasankeyf Köprüsü'dür. Hızır Aleyhisselam'ın memleketi Kürdistan'dır. Hızır, Lokman Hekim'in en yakın arkadaşı ve ölümsüzlük iksirini denediği kişidir aynı zamanda. Rivayetlere göre Hızır, ölümsüzlük iksirini içtikten sonra sonucun pozitif çıktığını gören Lokman Hekim, bu iksirin seri üretimine geçmeye karar verir ve bu karardan sonra Cebrail tarafından engellenir. Fakat bu sırada en yakın arkadaşı Hızır, bu iksiri içtiği için ölümsüz olmuştur. Efsanenin bütün kaynağı Şahmeran ağa dayanmaktadır. Dediğimiz gibi Şahmeran A'dan Z'ye bir Kürt efsanesidir. Zaten günümüzde Hızır efsanesi en çok gerek Alevi, gerekse de Sünni olsun, Kürtlerde gündelik ve dini hayatta görülmektedir. Kutsal Ahit Sandığı Kürdistan'dadır. Kürt Yahudiler konusu son yıllarda epey gündeme gelmekte ve çeşitli senaryolar türetilmektedir. Yahudilerin kutsal kitapları Tevrat, Yahudilerin Babil sürgünleri zamanında kitap haline getirilmiştir. Kutsal Ahit Sandığı, bilindiği gibi Yahudilerin Babil'e sürgün edilmelerine kadar Süleyman Tapınağı'nda saklanmaktaydı. Sandık Yahudilerle beraber Babil'e getirilir. Babil'de Yahudiler, Tevrat yazımını bitirip ahit sandığının içine koyarlar.
Medler yönetimi ele geçirince Yahudilerin Filistin'e dönmelerine izin verirler. Fakat kutsal ahit sandığını Yahudilere vermezler. Yahudi kaynakları bilinçli olarak sandığın kaybolduğunu ve kıyamete yakın bir zamanda ortaya çıkacağını bildirmektedirler. Medler kutsal ahit sandığını nereye koyuyorlar? Bu bilginin bu videoda verileceğini mi düşündünüz? Dünyada en çok aranılan ve hala bulunamayan kutsal ahit sandığının Kürdistan'da olduğunu ve güvende olduğunu söylemek şimdilik yeterlidir sanırım. Ha bu arada kutsal ahit sandığını, Yahudilerin hiç aramadığını, sadece Hristiyanların aradığını biliyor muydunuz? Sizce Yahudiler bütün dinlerinin dayanağı olan Eski Ahit kitabının orijinalini ve dinlerindeki en kutsal nesne olan ahit sandığını neden aramamaktadırlar? Dünyanın her şeyine hakim oldukları öne sürülen Yahudiler bu konuda neden araştırma yapma gereği duymuyorlar? Çünkü nerede olduğunu biliyorlar da ondan aramıyorlar. Dünyanın ilk kilisesi Kürdistan'dadır. Çok mu ileri gidiyoruz? O zaman iddiamızı temellendirelim. Bütün Hristiyan kaynakları ve kutsal metinleri İsa'nın doğduktan sonra doğudan gelen krallar tarafından daha çocukken ziyaret edildiğini anlatır. İşte bu doğudan gelen krallar dönüşte Midyat'ın bir köyünde dinlenirler. Bu dinlenme sırasında İsa'nın anısına bir ibadet yeri yapmaya karar verirler. Kilise günümüzde Sıfır Kilise olarak bilinir ve hala sapasağlam ayaktadır. Yapılan tapınağa Sıfır adı verilmesi, İsa'nın henüz sıfır yaşında olmasından, yani daha yeni doğmasından ötürüdür. Kilise Midyat'a yaklaşık 15-20 kilometre mesafede olan Anıtlı Köyü'ndedir. Ve daha da enteresanı, kilisede 12 havarinin heykelleri ta o zamanlar doğudan gelen krallar tarafından kilisenin kubbesine yontulmuştur. Düşünün, daha İsa yeni doğmuş ve havarileri yok. Dionysos'un memleketi Kürdistan'dır. Yunan ve Batı kültüründe şarap tanrısı olarak bilinen Dionysos'un memleketi Kürdistan'dır. Çünkü bu tanrıya atfedilen yabani asmalar sadece ve sadece o tarihlerde Mardin ve Rojava'da yetişmekteydi. Asma kültürü buradan Fransa, İtalya, Yunanistan ve dünyanın diğer taraflarına yayılmıştır. Efsaneye göre Dionysos, yabani asma üzümlerinden şarap yapmayı insanlara öğretir. Onun için şarap tanrısı olarak daha çok bilinir. Bu konuda beni taraflı gören olursa, o zaman Halikarnas balıkçısının Dionysos'la ilgili yazdıklarına baksınlar. Aynı şeyi göreceklerdir. Antik Yunan klasiklerini Araplar değil, Kürdistanlılar dünyaya yaymıştır. Avrupa ve dünyanın geri kalan diğer bütün bölgeleri, Arabistan Yarımadası dahil, İslamiyet'in ortaya çıktığı dönemde antik Yunan kültüründen sadece haberdardı. Hiç kimse antik Yunan klasiklerini okumamıştı. Antik Yunan klasiklerinin neredeyse günümüze ulaşanlarının tümü o dönemde Süryaniler, Nasturiler ve Keldaniler tarafından tercüme edilmişti ve özellikle din adamları tarafından okunmaktaydı. Bu eserler daha sonra İslam halifeleri tarafından Arapçaya tercüme edilecek ve Endülüs Halifeliği döneminde ise Avrupa dillerine çevrilecektir. Fakat bu antik Yunan eserleri Endülüslüler tarafından Avrupalılara ulaştırılmadan önce Haçlı seferleri sırasında zaten Avrupa'ya çoğu götürülmüştür. Yani demem o ki eğer Kürdistanlı Süryani, Nasturi ve Keldaniler olmasaydı dünya ne Platon'dan, ne Aristo'dan, ne de diğer antik Yunan filozof ve yazarlarından haberdar olacaktı. Sadece söylenti olarak haberdar olacaktı. Mesih ve 12. İmam Kürdistan'da ortaya çıkacaktır. İster adına Mesih ister Mehdi ya da 12. İmam deyin, ne derseniz deyin. Bütün farklı dini kaynaklar ve referanslar bunların Cerablus'ta ortaya çıkacağını belirtmektedirler. Yani Deccal da orada çıkacak, kurtarıcı da. Dolayısıyla kıyamet orada kopacaktır. İşte bahsedilen bu bölge Kürdistan topraklarındadır. Bu anlamda Kürdistan toprakları, özellikle dini rivayetler anlamında oldukça merkezi bir konumdadır.